Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, hoş geldiniz. Sizin de bayramınız mübarek olsun. AK Parti ailesi olarak genel başkanımız başta olmak üzere bütün ailemizin bayram tebriklerini getirdik. Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bayramlarınızı tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere bütün milletimizin bayramını mübarek eylesin. İnşallah daha güzel günlere hep birlikte ulaşmak dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi camiası olarak başta genel başkanımız olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi mensuplarının, Türk milletinin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. Allah hayırlara vesile kılar inşallah diyoruz. Zaten öteden beri uğraşmakta olduğumuz, ciddi mücadele verdiğimiz, çok önemli sayıda şehit verdiğimiz bir PKK terörü vardı. Arkasından bir de FETÖ terörüyle karşı karşıya kaldık. Gerçi 15 Temmuz'un tabii her şerde bir hayır vardır derler. 15 Temmuz'u büyük bir şer bu ülke için ama bu şerin içerisindeki hayır da 14 Temmuz'a göre belki bilmediğimiz, görmediğimiz ya da yeterince göremediğimiz büyük bir tehlikenin, büyük bir belanın, büyük bir şerrin ortaya çıkmasına, görünmesine vesile oldu. İnşallah ülke şu an özellikle de öncelikli sorunu olan, tabii çok sorunlarımız var işin birçok yönünden ama terör bunların önceliği haline geldi. Sayın Genel Başkanımızın da dünkü bayram mesajında ifade ettiği gibi terör örgütlerinin kökü Allah'ın izniyle kazınacak. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuda dün olduğu gibi bugün de yarın da bu mücadelede her zaman devletimizin, hükümetin bu konulardaki politikalarının ve uygulamalarının arkasında olacağımızı ifade ettik, ifade etmeye de devam ediyoruz. Siyasi partiler olarak farklı düşüncelerde olabiliriz ama 15 Temmuz gecesi 3 siyasi parti olarak mecliste FETÖ darbe girişimine karşı birlikte karşı koymamız, daha sonra bu 3 partiden birinin farklı bahanelerle, farklı gerekçelerle ayrılmış olsa bile Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti olarak ezanı dindirtmeme, bayrağı indirtmeme ve vatanı böldürtmeme üzerine var olan, öteden beri var olan değişmez kırmızı çizgilerim üzerindeki yoğunlaşmamız ister PKK, ister FETÖ, hangi terör örgütü olursa olsun belki de şu tespiti yapmakta fayda var. Son 200 yıldır en çok saldırı altında olduğumuz günler ama son 200 yıldır da en güçlü olduğumuz devlet millet kaynaşması olarak bir dönemi yaşıyoruz. Dışarıdan ve içeriden ister maşaları, terör örgütleri, isterse onları kullanan üst akıl ya da başkaca yapılar ne olursa olsun bunlara pabuç bırakmayacağız. Bugün askerimiz, polisimiz, devletimiz gerçekten milli bir mücadelenin içerisinde ve kahramanlık destanı yazıyor. Duanıza, temenninize katılıyorum. İnşallah gelecek bayrama FETÖ ve PKK başta olmak üzere bütün terör örgütlerinin kökünü kazımış olarak çıkarız.